İslam dininin en önemli ibadetlerinden birisi de muhakkak ki namazdır. Hakkıyla yerine getirilen bu ibadet, insanları kötülükten alıkoyup kulu Allah'a yakınlaştırır. Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetinde müminlere namazı dosdoğru kılmalarını emretmiştir. Namaz öyle bir ibadettir ki, içerisindeki secde hali, kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Namaz, Allahu Teala'yı sürekli hatırlamanın en büyük vesilesidir. Namaz, insanın imanını kuvvetlendirir. İnsanı günahlardan ve kötülüklerden alıkoyar. Çünkü Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de namaz kıl, çünkü namaz fuhuştan ve kötülüklerden alıkoyar buyurmuştur. Namazın manası o kadar güzel ki, insan sadece okuduğunda huzur buluyor. İnsanları namazı terk ettiği takdirde huzursuzluğa, sıkıntıya, üzüntüye, belaya ve bunun gibi şeylere düşebiliyor. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde, "Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dinini yıkmış olur." buyurmuşlardır. Bir fetva hattına şöyle bir soru yöneltilmiş. Abdest sigara içmeyle bozulur mu? Cebinde sigara paketi olan kişinin namazı sahih olur mu? Sigara içen bir imamın arkasında kılınan namaz sahih midir? Verilen cevapsa şöyle olmuş. Sigara insan bedenine zararlı olduğu için haram kılınan şeylerdendir. O Allah Azze ve Celle'nin içinde bulunan pis şeylerden dolayı haram kıldığı pisliklerdendir. Alması da, satması da, içmesi de, ticaretinde bulunulması da caiz değildir. Allah Yüce Kitabında şöyle buyurmaktadır. Sana kendilerine nelerin helal kılındığını sorarlar. De ki, size yalnızca temiz olan şeyler helal kılındı. Allah bize pis olan şeyleri helal kılmamıştır. Sigara, tadı pis, kokusu pis ve vücuda verdiği zararı pek büyük olan bir maddedir. Kalp krizinden ve diğer hastalıklardan ölümün başlıca sebebi sigaradır. Ancak sigara içmek haram olduğunu söyleyen alimler nazarında dahi abdesti bozmaz. Sigaranın haramlığı başka bir konudur. Abdesti bozan maddeler arasında sigara içmek yer almaz. Cebinde sigara verken namaz kılmaya gelince bu durum namazın sıhhatine etki etmez. Abdesti bozmadığı gibi namaz da sahih olur. Çünkü sigara içince necaset bulunmayan bir bitkiden üretilmiştir. Ancak haramdır ve dinen pis sayılmıştır. Cebinde sigara paketi durduğu halde namaz kılan kişinin namazı sahihdir. Fakat acilen bunu bırakması ve Allah Azze ve Celle'ye tevbe etmesi gerekmektedir. Namaza gelmeden önce sigara içene gelince ona şunu deriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemesi helal ve mübah olan soğan ve sarımsağı bile meleklere ve cemaate rahatsızlık vermemesi için namazdan önce yemeği yasaklamıştır. Ya sigara içip namaza kılmaya gelene ne denir? Kokusundan melekler ve cemaattekiler bundan rahatsız olurken buna serbesttir diyebilir miyiz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, melekler de tıpkı Adem oğullarının rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar buyurmuştur. Ne zarar veriniz, ne zarara uğrayınız. Allah'ın emrine isyan eden ve sigara içen bir imamın arkasında kılınan namaza gelecek olursak, tercih edilen görüşe göre sahihdir. Ancak imam, hayırdan ve dosdoğru yoldan uzaklaşmaktadır. İnsanlara önderlik ettiği ve insanlara örnek olduğu için buna daha çok dikkat etmesi gereken kişidir. İnsan, fasık, Allah'a isyan eden veya herhangi bir günahı işleyen kişinin arkasında namaz kılarsa, namazı sahih olur fakat bir eksiklik vardır. O da arkasında namaz kılınacak olan imamı adalet ve hayır üzere olan kişilerden seçmek gerektiğidir. Müslümanlar istikamet üzere olan hayırlı kişiler arasından değil de, günahkar ve Allah'ın buyruklarına karşı gelen, sigara içen ve her türlü günahlar işleyen, imamlığa layık olmayan kişiler arasından seçerlerse, namazları eksik olacaktır. Sigara içen kişiye şöyle deriz. Sen düzgün bir adamsın, namazlarını aksatmıyorsun. Sigarayı da tamamen bırak. Ne namazdan önce ne namazdan sonra iç. Cebinde de taşıma. İlla ki içeceksen namazdan bir süre öncesine kadar içme ki ağzının kokusu değişmesin ve melekler de insanlar da senden rahatsızlık duymasın. Allah huzurunda dururken ağzının kokusu güzel olsun. Allah ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey Ademoğulları, her mescitte varacağınız zaman zinniyetlerinizi takının. Yiyin, için, israf etmeyin. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.